Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan çok zevkli, lezzeti de muhteşem tuzlu kurabiye tarifim var. Bu kurabiye uzun süre bayatlamıyor. Gerçekten şekli de çok güzel. Üstelik kıyır kıyır ağızda da dağılıyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Kullanmış olduğum bütün malzemeler oda sıcaklığında. Yoğurma kasesinin içerisine 125 gram tereyağını koyuyorum. yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağ ve tereyağı spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yeterince karıştırmış olduğum yağların içerisine bir adet yumurtanın akını koyuyorum sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurdu da ekleyerek tekrar karıştırıyorum Homojen bir kıvam aldırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekliyorum. Üzüm sirkesinin üzerine 1 paket kabartma tozunu ekleyerek aktifleşmesini sağlıyorum. Sirke ve kabartma tozunu çok hafif hareketlerle karıştırarak aktifleştiriyorum. Daha sonra bütün malzemeleri güzelce tekrar karıştırıyorum karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine 1 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Bu tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce bir kısmını koyarak karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra yavaş yavaş un takviyesi yapacağım. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş hamurun yumuşaklığına göre ekleme yapın. Unun kalan kısmını da koyuyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca yumuşak bir hamur elde edinceye kadar elimle yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Hamura birkaç parçada şekil vereceğim. Bir parçasını alıyorum, tezgahın üzerine koyarak rulo yapıyorum. Bu rulo yapmış olduğumuz hamurdan küçük küçük parçalar halinde kesme işlemi yapacağım. Fındıktan biraz büyük, cevizden biraz daha küçük parçalar kesiyorum. Böylelikle yapmış olduğumuz kurabiyelerin hepsi aynı ölçüde olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kestiğim hamur parçalarını ilk önce avucumla biraz sıkıştırıyorum, daha sonra yuvarlak haline getiriyorum. Bu kurabiyede kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurun hepsi bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Kurabiyelerimize artık şekil verme zamanı. 1 adet tatlı çatalı alıyorum. Küçük küçük parçalar halinde yuvarladığım hamurdan alıyorum, çatalın arka tarafına bastırarak açıyorum. Daha sonra kalın tarafından başlayarak uç tarafa kadar yuvarlayarak götürüyorum. Böylelikle kurabiyemize şeklini vermiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Birkaç tane püf noktası var. Sizler de bu püf noktalarına uyarsanız gerçekten lezzetli kurabiye elde etmiş olursunuz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kurabiye hamurlarının hepsi bitene kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sizlere son olarak göstermek istiyorum. Çatalın arka kısmına hamuru yerleştiriyorum. Elimle çok hafif bastırarak çatalın izini çıkartıyorum. Daha sonra kalın tarafından başlayarak uç kısma kadar yuvarlayarak götürüyorum. Kurabiye hamurumuzun şeklini vermiş oldu. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. içerisine 3-4 damla sıvı yağını koyuyorum. Güzelce bunları karıştırıyorum. Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Son olarak daha hoş gözükmesi için, lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Bu aşamada çörek otu da serpiştirebilirsiniz, hiç fark etmez. Damak zevkinize göre nasıl istiyorsanız o şekilde ister çörek otu, ister susam serpiştirebilirsiniz. 180 derecelik ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Fırından çıkartıp tamamen soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra daha güzel oluyor, kıyır kıyır oluyor, daha lezzetli oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel ve çok lezzetli oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimiz daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.